Yangın söndürme uçaklarıyla ilgili tartışmalar sürerken Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı gündeme ilişkin soruları cevapladı. Türk Hava Kurumu'nun atıl durumdaki 6 uçağının yeniden kullanılabilmesi için ihtiyaç olan para miktarının 4 milyon dolar olduğunu hatırlattı. Bu paranın temini için kapılarının herkese açık olduğunu söyledi. Bu uçakların şu anda ayağa kalkabilmesi için gereken minimum rakam 4 milyon dolar. 6 uçak için söylüyorum. Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı tartışılan yangın söndürme uçakları ile ilgili konuştu. Uçakların yeniden kullanıma alınması için yardım kampanyası düzenlenebileceğine işaret etti. Herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı. Türk Hava Kurumu yardım toplayabilen, bağış alabilen bir kurum. Hatta belki kampanya düzenlenirse sadece bu uçaklar için ayrı bir yardım kampanyası düzenlenip hesaplar orada toplanabilir. Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı, 28 Temmuz'dan bu yana yurdun çeşitli bölgelerindeki orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk Kuşu yerleşkesindeki hangarlarda bekletilen yangın söndürme uçakları ile ilgili gelecek her türlü yardıma kapılarının açık olduğunu söyledi. Var olan uçakların tamir bakımlarının yapılması için biz TUSAŞ Genel Müdürümüze bir görüşme içerisindeyiz. CHP heyeti geldi, 11 Büyükşehir Belediye Başkanlığı bize yazılı olarak da müracaat etti. Kim yardım etmek istiyorsa da bütün yardımlara Türk Hava Kurumu'nun kapısı açıktır. Aşçı, Türk Hava Kurumu uçaklarının 2019'a kadar yangın söndürmede kullanıldığını, bu tarihten sonra yapılan görüşmelerde ise uzlaşma sağlanamadığını söyledi. Orman yangınlarına müdahale sorumluluğunun Orman Genel Müdürlüğü'nde olduğunu hatırlattı. Bugün itibariyle söylüyorum, 21 helikopter ve 8 uçakla biz şu anda Türk Hava Kurumu olarak yangın söndürme hizmeti veriyoruz. Kaç saat havada kalmış isek ona göre de bedellerini fatura edip Orman idaremizden tahsis ediyor. Bizim mecazen kendiliğinden bir hizmet verme durumumuz yok.